Evet sevgili arkadaşlar birisi benim mikrofonumu almış. <laughs> Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 73.200, 12.800 yani maşallah maşallah. Baya baya iyi gidiyoruz arkadaşlar. 85-86.000'i 86 bini yakaladık toplamda. Daha dolacak koparmada, silkmede daha da artacağız inşallah arkadaşlar. Desteklerinizi eksik etmeyin. Sessiz, sedasız, sakin bir şekilde kalecimizi kiraladık. Fenerbahçe'mizin genç kalecisi Furkan Onur Akgüz. Kiralık olarak Fatih Karagümre transfer oldu ve Fenerbahçe alt yapısından yetişen 18 yaşındaki yetenekli genç kalecimiz bu sezon e, trendiyor 1. Lig'de kariyerini sürdürecek. Alt takımlarda toplam 36 maçta forma giydi. 2 kere de Fenerbahçe A takım formasını terletti. Hocam Karagümrük'te anca Fenerbahçe'den futbolcu alıyor diyen arkadaşlar var. Kaleci Emre Bilgin Beşiktaş'ın kalecisi bilginiz olsun. E Boçi Gaziantep'ten sonra e, Yiğitfe Demir ve Yiğit Fidan var Fenerbahçe'den kiralık stoper doğru. Anıl Yiğit Çınar Giresun'dan. Ömer Ersoy sanırım şeyden de e, Bursa Spor'dan da. Taha Ülman Giresun, Çağatay Fenerbahçe, Marius Traidor Fenerbahçe'den ama Traidor'du. mutlaka izleyin arkadaşlar. Mutlaka bu çocuğu izleyin. Flavio Pavoletti var 21. Adnan Uğur 23. Bu arada felaket genç bir kadro var. Ömer Gümüş, Muhammed Mert var. Ümrani'den, Stock City'den. Daniel Jansen var. Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz var. Barış Kalaycı var arkadaşlar. Union Berlin'den. Hani bilin istedim bunları. Yanlış anlamayın. Hepsini duyun istedim. Onun dışında başka yine Sakarya Spor'dan. Fenerbahçe'nin Arda Akgün var yakın zamanda. Hayden, Hayden'dan var, yine Stock City'den Moraes var, Galatasaray'dan Baran Demiroğlu var. Yani aklıma gelmişken söyleyeyim de muhtemelen birileri ağlayıp zırlayacak. O yüzden Can Beşiktaş'a satıyor, Levent Mercan'da Fenerbahçe'ye satıp 4 750 bin euro para kazanan bir takım. Ama Can Kiliç'in de bonservisine 500 bin euro verip 275'e satıyorlar. Yani 4 250 bin euro artıya geçmiş bir kulüp. Ama mutlaka dediğim futbolcuyu iz, izleyin. Fas Gabon'u farklı geçti. Ee, burada Amrabat detayı var. Şimdi 4-1 ile geçmişler arkadaşlar. 10. 26. dakikada penaltıdan iki farklı penaltıdan Hakim Ziyeçki atmış. 59. dakikada Brahim Diaz. 82'de Ayup El Kabi atmış. Gabon'un tek golünü 40. dakikada Abu atmış. 16. dakikada penaltıdan yararlanamamış. Sofyan Amrabat. 90 dakika sahada kalıyor. Normal, değil mi arkadaşlar? İlk maç e, size şöyle söyleyeyim. 2 tane milli maç oynanıyor ya. Ben Fenerbahçe futbolcularının ilkinde oynamasını, ikincisinde, ikincisinde oynamamasını isterim her zaman. İnşallah ikincisinde oynamaz. Yusuf Enes'i bu maçta forma giymemiş. E, ikinci maçta artık formasını giyecektir diye düşünüyorum. Ama 90 dakika sahada kalmış. Müthiş bir performans. %96 pas isabetinin oynamış. Gruba 3 puanla başlamış. Siftah'ı da iyi yapmış. Emre Mor belirsizliği sürüyor Fenerbahçe'de. Emre Mor Fenerbahçe'de kalmasına rağmen Jose Mourinho'nun planlamasında yer almıyor. Yani istediği kadar kalsın ama Mourinho istemiyor arkadaşlar. Ajax transferi iptal etti, durumu belirsiz diyor. Yani Ajax mı istiyormuş? Benim açı hiç haberim yok. Yani Emre'nin Ajax'a gitmesi bekleniyormuş ama Hollanda'daki bu son anda vazgeçmiş, durumu belirsiz diyor. Geçen sezon 34 maç 2 gol 2 asist. Arkadaşlar beni yanlış anlamayın. Emre Mor'u Ajax istiyorsa o Ajax artık büyük takım değildir. Hocam sen de bizim futbolcuları gömmeye ne kadar meraklısın. Emre Mor sizin hayalinizdeki o mükemmel süperstar Messi'den daha iyi olan Emre Mor değil. İlk izlediğimde ben de aynı görüşe sahiptim ama. O Emre Mor bu Emre Mor değil. Anlaştık. Jose Mourinho'nun Cengiz Ünder planı. Bak şimdi burası başka Burada benim konuşmalar değişecek. Şimdi Jose Mourinho Cengiz'in yeteneklerini biliyor, güveniyor. Avrupa listesine ekliyor. Fakat buradaki olay başka. Bakın Fenerbahçe geçen sezon Fred, Ceko, Tadic, Şimanski, Ciko, Bekao. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak Ali Koç'a atıp tutuyoruz ama vallahi de bak bunlar mükemmel transferler. Ne derseniz deyin. Hani Livakovic. Bak tekrar sayayım. Fred, Edin Ceko, Tadic, Şimanski, Ciko, Ciko. Bekao, Livakovic. Bak 7 tane transfer. Cengiz de tutsaydı 8 mükemmel transfer olacaktı. bu kadar önemli isimleri kadrosuna kattı. En çok ses getirenlerden biri 15 milyon euroya alınan Cengiz oldu. 15 milyon euro. Sakatlıklarla boğuştu. Beklentilerin altında kaldı. Bu sezon kampa iyi başladı. Mourinho'nun gözüne girdi ama hazırlık maçlarında devamını getiremedi. Yani sadece Rize spor maçında 12 dakika süre aldı. Hani sol bekte Mourinho, Osterwolde dışında tek alternatif var Levent Mercan. Bir de bonservisine 6 milyon euro verilen Oğuz Aydın'ı kadro dışında bıraktı. Avrupa kadrosunun. Ama Cengiz'i listeye ekledi. Bu ne demek? Hani sizinle e, bunun arasında bir fark var demek. Artık bu fark da ne demek istiyor? Şunu da söyleyeyim. İdmanlar çok farklı. Yani Cengiz'i kazanmak için milli takım arasında bir fırsat gördü. Yani idmanlarda çok çok farklı diyor dikkat çeken bir performans. Çift kale maçlarda etkili performans attığı şık goller ve hani büyük bir patlama yapacağına inanıyorum Mourinho. İnşallah yapar. İnşallah. Ama ben Mourinho'ya bir, bir küçük bir şeyde bulunayım. Ben olsam Cengiz'i kanatta oynatıyorsam İrfan'ı on numaraya çekerim. Şimanski'yle rotasyona sokarım. Ya da Tadic'i on numaraya çeker. İrfan'la Cengiz'i rotasyona sokarım. Benden küçük bir düşünce hani tavsiye edemeyim ya şampiyonlar şampiyonlar ligi kupaları olan adama da hani bak beni de dinle benim de şöyle bir tavsiyem var olmaz. Mesela bir tavsiyem daha var da Osei Samuel'den kötü haber. Şimdi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Bright Osei Samuel antrenmanda sakatlık geçirmiş ve kötü haber geldi diyelim. Hani %100 kötü haber demeyelim çünkü daha netleşmedi ama kötü haber arkadaşlar. Şimdi millet Nijerya milli takımının Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelenin kadrosuna davet edildi. Fakat 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerine Benjamin Tanimu çağrıldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi. Şimdi doktor kontrolünden sonra belli olacak diyor. Bu iş ama şöyle bir durum var. Arka adale sakatlığı arkadaşlar korkudan bir sakatlık. Yani arka adale sakatlığı ne kadar sürer? Şimdi birinci derecesi, ikinci derecesi var. Ee, arkadaşlar hamstring sakatlığı kasın tamamen yırtılması, bir kısmının yırtılması ya da çekme olarak gözlemlenebilir. Hafif orta şiddetli olmak üzere 3 şiddette görülen hastalık tipinde tam yırtılmanın iyileşme süreci uzun süredir. Ortalama olarak 1,5 aya kadar devam edebilir. Anlaşıldı mı? Yani en ağırı bir buçuk aya kadar sürebilir. Ama zorlanmalar var. Mesela ikinci derece zorlanmalar var. Bu iki 3 haftayı geçmez. Benim duyduğum ikinci derece zorlanma. Yani iki üç haftayı geçmez şeklinde. Bu benim duyduğum. İnşallah benim duyduğum doğrudur. arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim duyduğum doğruysa bile ben bilmedim kabul ediyorum. Olur mu? Anlaştık mı arkadaşlar? Yeter ki hani şey olmasın. Şimdi 26 yaşındaki oyuncu 5 kez formayı sırtına geçirdi. Bir asistlik katkıda bulundu. Yağız Sabuncuoğlu şöyle dedi. Bak ben tam ifadeleri söyleyeyim. O son antrenmanda arka adale sakatlığı geçirdi ve antrenmana devam edemedi. Durumu yapılacak kontrollerden sonra netleşecek. Sakatlanan Bright, O Samuel, Emar'a girecek. Bu kez durumu çok daha ciddi gözüküyor. İşte bu ciddi gözüküyor lafı. Arkadaşlar bir önceki sakatlığından dolayı bir hafta falan oynayamadı. Sonra dönüş yaptı. Ee, ama bu daha ondan daha ciddi gözüküyor manasında dedi diye düşünüyorum. Sercan Hamzoğlu diyor ki o iddiaları hakkında sosyal medyada yazılan 4-6 hafta arası uzak kalacak haberleri doğru değil. Açıklama gelince detaylı bilgi veririz diyor. Şimdi o sakatlanmasının ardından sosyal medyada bir gündem oluştu. Kiran Trepier kimdir bu arkadaş? 33 yaşında. Oley. Newcastle United'da oynuyor. Oley. Newcastle United kadroda düşünmediğini söyledi. Oley. Ne oluyor lan? 19, <laughs> 19 Eylül 1990 doğumlu 33 yaşında sağ bek pozisyonda. İngiliz milli takımın 54 kez formasını giymiş bir golü var. Oley. Ayıp ediyorsunuz artık ya. ben de gayri ihtiyar ne oluyor lan falan diyorum. Yani yakışmıyor lan da yakışmıyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Kariyerinde Newcastle, Atletico Madrid, Tottenham, Manchester City, Burnley gibi takımlar yer alıyor. Oley yok. Sakin. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu sezon 3 maça çıkmış. 139 dakika. Premier Lig 2'de de oynamış. Yani Rezerv Lig'de de oynamış. A takımda çok düşünülmeyen bir isim. Sosyal medyaya göre Eyüp Spor görüşüyor. Beştaş görüşüyor. İstanbul Başakşehir görüşüyor. Ve Fenerbahçe taraftarı Usain'in sakatlığının ardından Trippier Fener'e etiketini gündeme sokmaya çalışıyordu. Sadece gündeme sokmalı. Baya baya bir şey yaptı. Bu arkadaşına girişini söyleyeyim. Hem sağ bek oynar hem sol bek oynar. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru başkanım. Yani hem sağ bek oynama özelliğine sahip hem sol bek oynama özelliğine sahip. Yaşının 33 olduğuna bakmayın. E, 34'e de girecek. Sağ ayaklı bu arkadaşımız senin kafa golcülerine hargoci gibi orta açar. Yani açtığı ortalarda en az 10 15 gol attırır belki de. Yaşına aldanmayın. Tadiç 35 yaşında ama verdiği katkı ortada. Fenerbahçe transferini etsin diye hem taraftar hem de bizim takipçiler söylüyor. Hani Acun Ulcalı ya da bildirin diye. Ben dediğim gibi arkadaşlar benim zayıf duyumum Osayi Samuel'in ilk Avrupa Ligi maçında belki olabileceği şeklinde ama kaçırabileceği şeklinde de. yani ikinci derece zorlanma diye duydum. Ha ne kadar doğrudur? Bakacağız arkadaşlar ne kadar doğru olduğuna. Ama inşallah çok da sıkıntı olmadan bir an önce döner bizlerde izleriz bizler de görürüz. Görmek de zorundayız görme zorunluluğumuz da mevcut. Bu sahinin sakatlığının dün olduğunu da söyleyenler var. Yani O'Sayi dün sakatlandı diyenler var. Yani bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir gerçek var. Mert Müldür tabii ki de O'Sayi'nin e, hani O'Sayi'nin muadili demeyeyim de Mert Müldür O'Sayi'nin yerini oynayabilecek bir isim. Hani birkaç isim, yani, e, birkaç isim konuşuluyor, trip bir yerde dahil ama e, yani. Fena olmaz kabul ama Avrupa'da oynatamayacaksın. O sahneki de Allah'a çok şükür o kadar değil arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Ama benim duyduğum ikinci derece şey yırtık. Hani öyle sezonu kapattı falan asla böyle bir şey yok. 4-6 hafta falan asla yok diyor Sercan Hamzoğlu Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu videoda bir şey söyleyecektim. Ha, Oğuz Aydın. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Oğuz Aydın'ı sabekte denerim. Bunu o sahiden bağımsız söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Pırpır pır çıkışları var. Rakibi eksiltebilir, ekarte edebilir. Hani biz şimdi her şeyden 22-23 yaşındaki orta saha 8-10 numaradan Ferdi Kadıoğlu, Ferdi Kadıoğlu olmasını bekleyeceğiz. Öyle de bir dünya yok yalnız onu söyleyeyim de. Ama Oğuz Aydın'dan çok iyi sabek olur. Bak buna da siz şahit olun. Ben olsam Oğuz Aydın'ı sağ, sağ bekte denerim. Sol bekte yeterince iş yapmaz. Bak Ferdi'nin olay başka. Ferdi Medina tipinde bir oyuncu. Yani birebir de adam eksiltebilen bir oyuncu. İleriyi düşünen bir oyuncu. Biz Christian Medina için bu yüzden bu kadar uğraşıyoruz arkadaşlar. Yani Medina'nın Fenerbahçe'ye gelmesi demek ne demek biliyor musunuz? Kapalı savunmalar, kapanan savunmalar. İnanın o maçlarda sürpriz sürpriz gol ya da asistler yapar. Hatta ben daha da abartayım. Medina Fenerbahçe'ye gelirse Süper Lig'de Fred'den daha başarılı olur. Daha etkili, daha başarılı olur benden söylemesi. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler arkadaşlar, görüşmek üzere.